Labirent oyunumuzu yapmamız için öncelikle sahnemizde bir tane labirent çizmemiz gerekiyor. Veya sizler internet üzerinden de hazır resimler bularak da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben internet üzerinden bulduğum bir labirenti kukla olarak yükleyip o şekilde çalışmayı istiyorum. Kukla seç bölümüne girdikten sonra kuklayı yükle bölümüne tıklıyoruz. Resmimizin bulunduğu klasöre girdikten sonra resmimizi seçiyoruz ve aç diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kukla şeklinde labirentimiz yüklendi. Kostümler kısmına geldikten sonra da burada boyutlarını ayarlayabiliriz. Vektöre dönüştür kısmına bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi resimle ilgili özellikler değişti. Daha sonra seç bölümünü işaretledikten sonra resmimi seçiyorum. Burada resmimle alakalı büyüklükleri sahneme göre ayarlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda sahnemin üzerinde Siyah yerlere geldiğim zaman şu şekilde kaydırarak da resmin düzenini yapabiliyorum. Bu şekilde resmin düzenledikten sonra kod bölümüne tekrar tıklayabilirim. İsterseniz aynı şeyi dekorlar kısmından da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kuklamız daha sonra yüklendiği için kedimiz görünmemektedir. Kedimiz zaten bu bölümde olmayacağı için kedi kuklamızı siliyoruz. Labirentimizin başlangıç ve bitiş kısmını yapmak için Kuklalardan yine yararlanıyoruz. Hazır kuklalardan seçimler yapalım. Hayvanlar bölümüne giriyorum ve orada kelebeği seçiyorum. Kelebeğimizi burada istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Başlangıç konum olarak buraya yerleştirmek istiyorum. Kelebeğimizin boyutunu buraya uygun olacak şekilde değiştiriyorum. Büyüklüğü 50 olacak şekilde yarı yarıya küçültüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kelebeğimiz sığdı. Bizler mouse'la kelebeğimizi taşıyacağımız için labirentin içinde kenarlara değecek kadar biraz büyük yaparsak daha iyi olacaktır. Böylelikle oyun biraz daha zor olacaktır. Labirentimizin içinden kelebeğimiz geçtiğine göre kelebeğimizi başlangıç konumuna koyabiliriz. Bitiş olarak da farklı bir kukla seçiyorum. Bitişi göstermek için de burada bir tane bayrağımız var. Bayrağımızı seçiyorum. Bitiş kısmını da buraya ayarlıyorum. Masumuz da kelebeğimizi tuttuğumuz zaman bayrağı götürmeye çalışacağız. Siyah labirente değmeden bu şekilde bayrağı götürdüğümüzde oyunu kazanmış olacağız. Eğer kelebeğimiz labirente değerse tekrar olduğu yere geri gidecek. Bu şekilde oyunumuzu yapmaya çalışacağız. Öncelikle bitiş çizgisine kelebeğimiz geldiğinde oyunu kazandığına dair ifadeleri kod olarak buraya yazmaya çalışalım. Olaylardan tıklandığında bile onu alıyoruz. Kodlarımızın sürekli olarak çalışması gerekiyor. Çünkü kelebeğimizi taşıdığımız zaman sürekli olarak bayrağın denetlemesi gerekiyor. Eğer bir kere denetlerse hemen kodumuz çalışacak ve bitecektir. O yüzden sürekli tekrarla bir onu aldık. İçerisine eğer ise bir onu yerleştiriyoruz. Bayrağı diyoruz ki eğer sen kelebeğe değdiğin ise o zaman oyunu durdur ve kazandığın yazısını çıkar diyeceğiz. Buradan algılamadan değiyor mu bir onu alıyoruz. Eğer için içine yerleştiriyoruz. Kelebeğimizin ismini seçiyoruz. Eğer kelebimize değiyor ise görünümden 2 saniye boyunca kazandın yazdıralım. Daha sonra da kontrol bloklarından tümünü durdur diyerek oyunun bitmesini sağlayalım. Şimdi kelebeğimizin kodlarını yazmaya geçelim. Yine olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bloğumuzu alıyoruz. Kelebeğimiz her oyuna başladığı zaman burada olmasını istiyorum. O yüzden de hareketten XY konumuna git diyoruz. Böylelikle kelebeğimizin yeri değiştiğinde tekrar oyuna başladığımız zaman kelebeğimiz her zaman ilk konuma gelecektir. Sürekli tekrarla bloğunu alarak kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Burada sürekli tekrarların içine eğer ise değilse kodunu alıyoruz. Kelebeğimiz eğer mouse'a değiyorsa şeklinde buraya bir kod yerleştireceğiz algılamamızda fare imlecine değiyor bu şeklinde. Çünkü fare imlecimiz dikkat ederseniz ekran üzerine geldiğim zaman kelebeğin üzerinde fare imlecim var. Eğer fare imlecim kelebeğe değiyorsa kelebeğimizin fare imlecini takip etmesini sağlayacağım. Değmiyorsa da olduğu yerde durmasını sağlayacağım. Yani şuradaki hareket konumu yine aynı yere gelmesi gerekiyor. Hareket bloklarından Rastgele konuma git bloğunu alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. İçinden de fare imleci bölümünü seçiyorum. Böylelikle fare imlecine değdiğinde fare imlecine gitmesi için kelebeğe komut vermiş oldum. Şimdi kodumuzu deneyelim. Yeşil bayrağı tıklıyoruz. Fare imlecimi kelebeğe değdiğiniz zaman dikkat ederseniz aynı şekilde fare imlecimi takip ediyor. biraz daha yavaş olmak lazım. Şimdi bayrağa geldiğimiz zaman kazandınız ve oyunu durdurdu gördüğünüz gibi. Yalnız tekrar yeşil bayrağa tıklayalım eski haline gelsin. Dikkat ederseniz burada kelebeğimiz istediğimiz her yere gidebildi. Yalnız labirent oyunu olduğu için kelebeğimizin labirentin dışına çıkmaması gerekiyor. O halde burada fare imlecine değiyor mu kısmında tekrar bir ifade daha kullanmamız gerekiyor. Oraya eğer ise bile onu tekrar yerleştirelim. Dikkat ederseniz burada eğer fare imlecine değiyorsa burada siyah olan kısımları asla değmemesi lazım. O yüzden eğrisiyi buranın içine yerleştirdik. Renk olarak rengine değiyormuş şeklinde kodumuzu alıyoruz. Ve buradaki renk kısmına tıkladıktan sonra aşağıda bulunan renk seçiciyi tıklıyoruz. Ve ekranımızın üzerinde bulunan çizgilere geliyoruz ve buradaki rengi bir kere tıklıyoruz. Böylelikle istediğimiz renk kodları burada seçili hale geliyor. Daha sonra boş bir yere tıklayarak artık labirentin rengini hafızaya almış olduk. Eğer siyah rengi dokunuyor ise cümlesini tamamlıyoruz. Labirente değdiği zaman kelebeğin tekrar eski konumuna gitmesini istiyoruz. Yani x, y konumuna git bölümünü alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra da burada tutarsızlık olmaması için kontrolden 1 saniye bekle komutunu alıyoruz ve bir saniye bekledikten sonra mouse'umuzu yaklaştırdığımız zaman yine aynı şekilde kodlar tekrar çalışacaktır. Yeşil bayrağa tıklıyoruz. Kelebeğimizin üzerine geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kelebeğimiz mouse'umuzu takip ediyor. Siyah yerlere hiç değmeden kelebeğimizi bu şekilde taşımaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kodlarımız çalıştı. Şimdi de labirentin kenarlarına değmeye çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi labirentin kenarlarına değdiğimiz zaman tekrar kelebeğimiz eski haline gelmekte. Burada kelebeğimizin boyutu biraz daha büyük olduğu için hemen mouse'umuza gelmiyor. Aynı zamanda bu 1 saniye bekleyi de değiştirebilirsiniz. 0.5 saniye bekli şeklinde kod yazıyorum. Bu saniye kodlarını yazarken mutlaka nokta kullanmanız gerekiyor. Bir saniyenin yarısı kadar şeklinde 0.5 saniye yaptık. Şimdi kelebeğimizin boyutunu da büyüklük olarak biraz daha değiştirelim. Ve daha kolay bir şekilde oynanmasını sağlayalım. Görmüş olduğunuz şimdi daha rahat siyah yerlere değdiğimiz zaman kelebeğimiz hemen tekrar eski konumuna gelmektedir.